1920'li yıllarda Bilecik'te taş üstünde taş kalmaz. Hemen aşağı inerken yıkık minareler gördük sağ tarafta. Görenlerimiz var değil mi? Neden yıkıldı acaba? Gerçek Bilecik oradır. Ya, tarihi Bilecik kenti oradır. Ahşap halde oradır. Ve 1920'li yıllarda Yunanlılar büyük bir tahribata uğratır. Yakarlar ve yıkarlar. O katliamı da göstermek için yakına kadar çok perişan idi. Şu an olduğu haliyle o yıkık minareler, camiler, evler muhafaza edilmiştir. Biz Osmanlı'nın kuruluş merkezi Bilecik'teyiz. Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edip Ali'dir. Onun türbesi burada ve anlatılır der ki tarih belgeleri Şeyh Edip Ali'ye misafir olur Osman Gazi. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim asılıdır odada, uyumaz. Ve sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'e hürmet eder. Şeyh Edip Ali sabah olunca uyumadığını anlayınca dua eder. Ve Osmanlı'nın manevi kuruluş merkezidir o Kur'an-ı Kerim'e hürmetten dolayı. Dünyanın birçok bölgesini geziyoruz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e hürmet edenler de Türk milletidir. Anadolu Türkleridir. Kur'an-ı Kerim'e çok hürmet ederler. Orada türbe var. Ziyaret edeceksiniz. Hep Şeyh Edip Ali hem Allah Hatun'un türbesi. Ama en önemlisi burada gezi yerleri de var. Babam aramıştı, görecekti beni. Gençler, girişte sağ taraf. Evet arkadaşlar, hızla gelirsek birkaç da ondan bilgi alalım. Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edip Ali Hazretleri'nin işte dergahında, huzurunda bir hilal şeklinde Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan bir proje. Bu proje içerisinde padişahlarımızın hayat hikayelerini görebileceksiniz. Kendi dönemlerinde yaptırmış olduğu en önemli eserleri görebileceksiniz. Aynı zamanda kendileri döneminde fethedilen toprak parçalarımız var. Biz şu an üzerindeki durduğumuz logo Iyı Bilecik yazıyor. Kayı boyunun tamgasını görüyoruz arkadaşlar. Iyıları iki tane olarak görebiliriz. Ortasındaki Y ise fırlatılmaya hazırlanmış, Y'yi çekilmiş ok anlamına geliyor. Yani kayılar Oğuzların 24 boyundan bir tanesidir arkadaşlar. Ve okçulukta, savaşçılıkta en gelişmiş boydur. Osmanlı Devleti'nin kurucuları biliyorsunuz ki kayı boyunun, Bozok kolunun, Günhan soyunun Karakeçili aşiretine tabi verilen Osman Gazi de Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu. Söğüt ve Domaniç'te kurulan devlet bu topraklarda yerleşik hayatına geçiyor. Ve 28 Mayıs 1299'dur arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi. Sizler projeyi sağ taraftan başlayarak gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gezimize hızla başlıyoruz. Şeyh Edip Ali'nin yıllar önce belki de Osmanlı'nın kuruluş felsefesi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Her şey insan için. Önce insan. Ve Şeyh Edip Ali'nin Osman Gazi'ye vasiyetini ve tüm Osmanlı paşalarına, Osmanlı devlet adamlarına bir anlamda belki bugünkü devlet adamlarına da vasiyeti olan o tabelanın içerisinden Bilecik Belediyesi tarafından yapılan o muhteşem müze, sevgi alanını gezmeye devam ediyoruz. Gebze'den Adapazarı'na kadar bölgenin fethini gerçekleştiren ve birçok şeyi görüyoruz burada bu sevgi alanı içerisinde. Osmanlı padişahlarının adeta bir resmedildi o sevgi alanını gezmeye devam ediyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet Han, Osmanlı Cihan Devleti yapan o ünlü komutan, ünlü devlet adamı Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın da o servisi, resimleri. Nereden geldiniz? Nereden geldim efendim? İlk defa geliyorum. Çok hoşuma gitti. Tarihimi tekrar yaşadım. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Tüm Türk, kendini Türk olarak addeden, Türk'üm diyen ve kanında o duyguyu hisseden kişinin buraya gelmesini isterim. İsterseniz tarihin yaşandığı yerlerde görmesini isterim. Görmesini isterim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle biz bahçeye de bir çıkalım. Tarih bazı düşünürlere göre sadece geçmiş değil, gelecektir. Tarih bir aynadır. O aynaya ne kadar çok bakarsanız geleceğinizi görürsünüz diyor o düşünür. Evet, tarih aynasına bakmak gerekiyor. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak gerekiyor. Ve ünlü bir paşalarımızdan gitmediğiniz yer sizin değildir diyor bu. Evet, gitmek gerekiyor. Tarihin yaşandığı yerde gezmek gerekiyor. Şuradan geçelim. Hadi arkadaşlar. Abi çok büyük şeyler. Aa, geliyor. Ben kendilerinden aşağıya gidiyorum. Evet.
Söğüt, Osmanlı tarihinde o ulu çınarın dünyaya yayıldığı yerin merkezi. Ertuğrul Gazi'nin türbesi. Ertuğrul Gazi'nin babası da Gündüz Alp'tir. Türbede bilgiler var ama en önemli bilgilerden birisi de o, özellikle camdaki korkuluklara bakın. O camdaki korkuluklarda kurşun izi göreceksiniz. Yunan askerleri buraları işgal edince kalk koca sultan, kalk Ertuğrul, bak evlatların ne duruma geldi. Biz Osmanlı'nın kuruluş merkezi Bilecik'i yaktık, yıktık. Kalk evlatlarını kurtar demişti ve buralar işgal edilerek hedefimiz olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu noktaya kadar gidilmişti. Ama onlar oradan gerisin geri döndüler. Biz buralardayız, ziyaret edeceğiz. Türbe girişinde bir fotoğraf çekileceğiz. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesinde de Türk coğrafyasının birçok bölgesinden topraklar olduğunu görüyoruz. Irak, İran, Osmanlı, Ukrayna ve bir anlamda belki Osmanlı coğrafyasının da toprakları, Osmanlı coğrafyasından alınan o topraklar, Suriye, Arabistan, Yemen, zira 23 milyon metrekare toprak üzerinde hüküm sürmüştü Osmanlı medeniyeti. Onun işte kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesi. Gençler ziyaret ediyorlar. Çok bölgeden gelip defa borcunu ödüyorlar.